Anadolu Yarımadası o kadar muhteşemdir ki, doğanın en yaratıcı sanatına, en gizemli oyunlarına burada tanık olursunuz. Her insanın nice umutlarla hareket edip durduğu o antik ve modern kıvrımlı yollar. O yollar ki, hasret, umut ve idealleri birlikte harmanlayarak imkansızı oyuncağa döndürür. Geçilmezin defterinin dürüldüğü acı tatlı kıvrımlar sahasıdır. Nazlı akıp kayboluşların, kutup yıldızının pabucunu dama atan yön bulucuların, dert yüklü gir çıkların coğrafyasıdır. Aynı zamanda mezarlığa kadar götüren rotaların, her yüreği farklı biçimlendiren çatallı kader çizgilerinin coğrafya damarlarıdır. Selam durun dağlar, ne kadar yüce olsa da üstünden aşan o dost canlısı, o sonsuzluğa götüren yollara. Anadolu Yarımadası'nın Ege Akdeniz bölümü saklı tarihin derinliklerinde nice medeniyetlerin ve uygarlıkların derin izleri yatar. Milattan önce 2. bin başlarında Ege bölgesinde ticaret başlamıştı bile. Ege bölgesinde elit tabakanın güçlenmesi sonucu merkezi otoritenin belirgin bir biçimde ortaya çıktığı bir dönem bu yolların ilkel şekliydi. Nice krallar geldi ve geçti bu sahada. Nice insanlar kurban edildi. Egemen erklerin uğrunda bu arazinin dili olsa da o zamanları bize anlatsa. Burada ticaret, malların takas edilmesinin ötesinde farklı toplumların bir araya gelerek kültürel anlamda birbirini etkilediği bir olgu olmuştur. Ege bölgesinde ticaret, ilk yerleşimlerin kurulduğu Neolitik dönemden beri yapılmaktadır. Bunun en güzel örneği Melos adasından gelen obsidiyenin bu dönemde Ege bölgesinin farklı kesimlerinde bulunmasıdır. Takip eden kalkolitik ve erken tunç dönemlerinde obsidiyen, seramik, mermer gibi farklı malzemelerin dahil olduğu ticari faaliyetler artarak devam etmiştir. Bazen parlak gökyüzünün, bazen de kapkara bulutların hakim olduğu havalarda, yollarda seyrederiz derin ufuklara doğru. Kıvrım kıvrım akan ve dağ silsilelerinin arasından ovalara, yaylalara ve obalara, en sonunda ana hedef şehirlere, bilinmezlere. Anadolu Yarımadası'nın bu bölümünde metalurjinin gelişimi ile beraber ticaret, metal kaynaklarının bulunması ve işlenmesi gibi özel ustalık gerektiren sanatların ortaya çıkışı ile farklı bir boyut kazanmış, bu yolların anısı sayılan antik yollardan geçmiştir. Gerek Akdeniz ve Ege bölgesinde, gerekse diğer bölgelerde oluşmakta olan elit tabakanın prestij malları listesinde üst sıralarda yer alan metal, sadece silah yapımında değil, hayatın her alanında kullanılması nedeniyle uygarlıkların gelişiminde önemli ve gerekli bir hale yol ağları sayesinde gelmiştir. Heyecanla başlarız çoğu zaman anlatmaya yolları ama hiç bitmez. Ömür biter yol bitmez boşuna söylenmemiştir. Dostlarla otururken bir bardak sıcak çayın yanında en çok konuşulan konulardan biridir yolculuk hatıraları. Milattan önce 2. bin yıl başında Ege bölgesinde elit tabakanın güçlenmesi sonucu merkezi otorite kuvvetli biçimde ortaya çıktı ve Girit'te eski saraylar dönemindeki yönetsel ve dinsel unsurları bir arada barındıran ilk saraylar inşa edildi. Ancak ham madde açısından fakir olan Girit, ham madde arayışı içinde deniz aşırı ticaret ağını kurmaya girişmiştir. Deniz ticaret yolları bu sahadaki yol ağlarını kullanmıştır. Bu bağlamda M.Ö. 2. binin başlarından itibaren önce Girit'e yakın bir coğrafyada M.Ö. yaklaşık 1700-1500 arası
Ege bölgesinin dışında Kıbrıs, Mısır ve Doğu Akdeniz'e kadar uzanan bir coğrafyada Girit kökenli Minos kültürünün etkileri gözlenmektedir. Öte yandan kültürün çıkış yeri Girit olmakla beraber Minos ya da Minoslu kavramının kökeni Girit olan etnik bir gruptan ziyade kronolojik ve kültürel bir terim olarak ele alınmasıdır. Batı Anadolu'ya ithal olarak gelmiş Minos tipinde seramik örnekleri, Girit'ten gelmiş olabileceği gibi Minos kültürünün etkilerini taşıyan ve bu nedenle Minoslaşmış kelimesi ile ifade edilen Kiklat adaları, Rodos ya da Kos adasından da gelmiş olabilir. Bu buluntular herhangi bir kolonizasyondan ziyade ticaret ve kültürel etkileşim ile bağlantılı olarak değerlendirilebilir. Aynı durum Minos kültürünün etkilerini taşıyan diğer bölgeler için de geçerlidir. Bu etkilerin yayılımı ancak gelişmiş yol ağları ile olanaklıdır. Anadolu Yarımadası'nın bu bölümlerinde günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce Akdeniz'in etrafında büyük bir ticaret ağı oluştu. Büyük ve küçük devletlerin, kralların ve imparatorlukların kültürel, siyasi ve ticari ilişkilerinin çok hızlı yaşandığı bir dönemdi. Milattan önce 2000 ve uygarlık tarihinin çok özel bir kesitidir. Yol denince yolların hikayeleri nice acı, hüzün, sevinç harmanı karışımıdır ki herkesin mutlaka söyleyecek bir sözü vardır bir konuda. Hatta bazen sıra gelmez konuşmak isteyene. Herkes uzun uzun anlatırken yolculuk anılarını. Arkadaşınızı dinlerken kıpır kıpır eder içiniz bitse de ben de anlatsam diye. Çünkü herkesin yolculuk hatırası farklıdır. Hep bir sebepten düşülür yollara. Batı Anadolu bölgesinde Minos kültürünün en erken ve en yoğun olarak gözlendiği yerleşim yeri Miletos'tur. Yerleşimde Minos kültürüne özgü en erken seramik örnekleri, Girit'te ilk sarayların yapıldığı M.Ö. 2000'in başlarına tarihlendirilmektedir. Yerleşimde bulunan gündelik kullanıma yönelik kaplar, mühürler, freskolar ve mimaride de görülen Minos kültürünün izleri yol ağları ile gelişimi görülmektedir. Orta Minos, 3. Geç Minos 1. dönemlerinde seramik başta olmak üzere Minos kültürü ile bağlantılı buluntuların karşımıza çıktığı diğer yerleşimler Knidos, Iasos, Miletos yakınlarında yer alan Tavşan Adası ve Kömür Adası, Çeşme Bağlar arasıdır. Bir yanda Mısır, diğer yanda Anadolu ve Mezopotamya yer alırken, diğer yanda denizci bir halk olan Minos, Miken büyük bir ticaret ağının parçası olmuşlardı. Kelimenin tam anlamıyla emperyal olmayan duygularla küresel bir ticaret ağının oluştuğu bu yüzyıllarda uygarlık tarihinin en özel dönemlerinden biri yaşandı. Yeni yerler görme heyecanı, dürtüsü oldukça yollar hep insanı bekler. İş, eğitim, okul, akraba ziyareti, tatil bazen de sırf zevkine düşülür yollara. Zaman içinde yaşanılanlar unutulur gider. O yüzden bazen içinizden ah şu yolların dili olsa da konuşsa dersiniz. Zaten biz uzun süredir yolların dili olsa da konuşsa kategorisinde yol belgeselleri yapmaktayız. Hep düşünülen bizim anlatamadıklarımızı anlatsa şu yollar, anlatılan hatıralar hep eğlenceli olmasa da bizim, biz insanların hatıralarıdır. Kıymetlidir hep. Kimi zaman yolda olumsuzluklar yaşansa da, bazen yolculuk uzun sürse de, sonunda muhakkak insanı mutlu eden bir şeyler yaşanır. Bir yerden bir yere ham madde götürüp getiren kervanlar, üretilmiş sanat eserleri ve hediyeler taşıyan ticaret gemileri ile
hareketli ve karmaşık bir dönemdi. Örneğin Mısır kökenli birçok değerli obje, dünyanın herhangi bir ülkesinde ya da Minos üslubu seramikler, Anadolu'nun herhangi bir kentinin pazarında bu sahadaki yol ağları kullanılarak satılabiliyordu. Burada ana kentin yakınında kurulmuş bir ticaret pazar yerleşimi olan Karum, belki de bugün dünyanın hayal ettiği muhteşem bir internasyonal kültüre sahipti. Dünyanın her yerinden gelen tüccarlar, farklı dillerde yine dünyanın herhangi bir köşesinden gelen ürünleri satmaya almaya çalışıyorlardı. Bu dönem Anadolu için büyük bir zenginlik ve bilgi kaynağı oldu. Çünkü yazı ilk kez bu dönemde Asurlu tüccarlar aracılığıyla Anadolu'ya geldi ve her şey o kadar güzel kaydedildi ki günümüze binlerce tablet ulaştı. Anadolu ya da Kıbrıs kökenli ham maddeler ise işlenmek üzere yine bu ticaret ağı üzerinden üretim merkezlerine gönderiliyordu. Bu ticaret ağının en önemli parçasını oluşturan Anadolu ise iki farklı dönemle M.Ö. 2. bine dahil olmuştu. Birincisi M.Ö. 2. binin başlarında yerel krallıklar zamanında özellikle bugün Kayseri sınırları içinde yer alan Kaneş, ticaret ağının çok önemli bir ayağını oluşturuyordu. Belki de küçük şeylerden mutlu olmayı bilmeyi öğrenmiştir insan. Sebep ve koşullar ne olursa olsun, insanların yolculuk anıları çok değerlidir. Çünkü onun özünde derin izleri mutlaka bırakmış olabilir. Bu filmimizle hep anlatılmak istenen ve herkesin duymasının bilinmesi hedefi olmuştur. Eğer sizler de yolculuk hatıralarına ilgiliyseniz, muhakkak Yolların Dili Olsa da Konuşsa Yol belgesel filmlerimize konuk olunuz deriz. İkinci dönem ise Hititlerin Anadolu'ya gelişleri ile başlayan merkezi bir iktidar dönemiydi. Karum yerle bir edilmiş ve ardından ticaret ağını kendi eline alan merkezi bir iktidar kurulmuştu. Hitit İmparatorluğu. Hititler, M.Ö. 2. bin yılın ilk çeyreğinden itibaren dünya ticaret ağına müdahale etmeye ve ondan yararlanmaya başlamıştı. Troya'dan Kıbrıs'a, Mısır'dan Miken dünyasına kadar söz ulaştıran, ticaret yapan bir imparatorluğa dönüşmüştü. Anadolu Yarımadası'nda patikadan antik yola, oradan da otoyola ulaşan tarihi gelişimiyle yolların hikayesi hep farklı olmuş. Efsanelere konu çok sayıda yaşam hikayeleri dilden dile süre gelmiştir, yazılmıştır. Günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce insanoğlunun kurduğu yol ticaret ağı sayesinde dünya belki de hiç olmadığı kadar birbirine yakın ve iletişim içinde olmuştu. Krallıklar arasında gerçekleşen üst yüzey hediyeleşmeler ve mektuplaşmalar, tüccarlar ve yerel halk arasındaki ilişki ve küresel de olsa yerel ve geleneksel üretimlerin yapılması, günümüze muhteşem eserlerle ulaşmış zengin bir dönem bıraktı. Anadolu, M.Ö. 2. bin kültürel zenginliği açısından dünyanın en özel coğrafyalarından biri. Çünkü Akdeniz'de bu dönemde yürütülen ticareti günümüze birçok batıkla ulaştı. Bunlar arasında en zengin batık olduğu kabul edilen Uluburun bugün uygarlık tarihini anlamak için bir şans oluşturdu. İster yürüyerek, İster birbirinden güzel göz alıcı araçlarla olsun, üzerinden yağ gibi kayıp giderek uzaklıkları aştığımız, sevdiklerimize bir an önce kavuşmanın hevesiyle kilometreleri yutarak her gün çiğneyip durduğumuz o çileli toprak parçalarının halini hiç düşündünüz mü? Tabii ki canlı olmasa da yine de insan düşünmeden edemiyor.